Merhaba arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar yanımda Levan var. Levan hoş geldin kanalıma. Hoş bulduk, herkese merhabalar. Biliyorsunuz benim bu 3090'lı makinemi İtopya'dan almıştık. Yine İtopya'ya getirdik. Ben bu makineyi aldım Levan. İzmir'e götürdüm, koydum, madene bağladım, sonra bıraktım abi. Bıraktın. Neden bıraktın abi? Ya gündelik olarak da kullandım da hani 3090 gelince bir de o dönem hype'lı falan filan. Evet. Her neyse yani bu makine... Kazanç da güzeldi. Kazanç da iyiydi arkadaşlar. Sonra elektrik zamlarından sonra abi hani şöyle oldu, 200 lira 300 lira yakalıyor yakalmıyor arası bir şey oldu. Haşırtın ben de dedim aynen yani. fırsat hazır piyasada pek iyi değilken toplayayım kasayı, Levan'ın yanına gideyim dedim. Aynen. Ve arkadaşlar bir yıldır madende hiç durmadan çalışan bu sistemi Levan temizleyecek. Bu arada arkadaşlar Levan'ın Instagram hesabı ve YouTube kanalını açıklamaya bıraktım. Bence takip edin. Hadi bir öbür tarafa geçelim. Hem bir içine bakalım. Hem bir içine bakalım. Ne haldeymiş. Ulan ne yaptın? Oğlum bana vermeyin böyle şeyleri. Havada yakaladım ama. Hocam bu camı da sen mi temizleyeceksin? Aynen, camı da ben temizleyeceğim. Bana bırak. Bir yıl çalışmasına rağmen perdenin bence iyi. Perdenin arkasında kim var? Kim var? Bilgisayar mı temizliyor? Ha, aynen, gel hadi falan. Levan ilk izlenim. MSI Sekira 500 kasası aslında hava akışı yönünden gerçekten kötü kasalardan biri. Fakat kasa hem sessizlik hem de daha az tozlanmasıyla ön plana çıkıyor. Yani bir yıl kullanıma nazaran şu toz aslında normal. Hatta çok az denilecek bir seviyede. Evet abi, hiç kapanmadı. Yani, bir de hiç kapatmamışsın yani az buz değil. Tamam hani tozlar birikmiş etmiş ama mesela donanım içine baktığım zaman ekran kartının fin dediğimiz ızgaralarında ahım şahım çok tozlar görünmüyor. Yani sistem tozu tutmuş. Ön kapağı söktüm. Fanlarda ön taraf daha kapalı bir yapı barındırdığından çok ahım toz olmamış. Yani evet, bir nevi korumuş. Biz bu kasayı şimdi abi full parçalayacağız, sökeceğiz, bir temizleyeceğiz. İşlemcisi sıvı soğutma. Burada mesela üstteki sıvı soğutmanın bağlantı yönü biraz ters. Çünkü kullandığın ekran kart RTX 3090 sıvı soğutmanın borusu direkt backplate'e temas ediyor ve buradaki sıcaklık olduğu gibi sıvı soğutmanın borusuna gidiyor. Ve bu da işlemcinin de soğutma performansını düşürüyor. Bu sebeple üstteki radyatörü komple ters çevireceğiz. Boruyu bu tarafa alacağız ve ekran kartının backplate'inden yükselteceğiz. Sen daha ne diyeyim abi? Aynen, başlayalım yani, abi. Ya bunu direkt abi komple sökelim. Dikey çalışacağız abi. Evet. Yani ilk baş sökmek için dikey çalışacağım. Önce enerjisini... Sonda yatıracağım. Enerjisini alayım ben o zaman. Tabii enerjisini al derken gücü kes abi. Gücü kes ben arkadan da kapatacağım. Basılı tut. Arkadan da gücü kestik. Aslında statik elektrik gittikten sonra şu kabloyu çıkartmak lazım. Tüm donanım durup. Kasa benim olduğu için önemli değil. Düz bir sade vatandaş kasasını böyle açtığında ilk neyle başlayacak? Bu tür sistemleri söktüğümde ön ve üst kapakları bir çıkartıyorum. Çünkü onlarda çok toz tutmuş oluyor. Kasayı hareket ettikçe toz da uçuşabiliyor. İlk ön ve üst kapakları sökün. Ondan sonra sıvısıyla en yakın donanımdan başlayın. Güç kablolarını ekran karttan sökün abi. Hiç sökmeden üflesek ne olur lütfen. Abi soruyor. Yok yani. Çoktan iyi değil mi hocam? Değil abi. O derece yani. He? Yapmasak daha iyi. Yapma daha iyi. Bırak biriksin. Hocam şeyi soracağım. İşlemci ne? Biz pişirdik lan. Valla biliyorum ha, abi. Sucuk pişirdiniz ya. O unutulur mu abi? O efsane video. Bir yıl çalışmasına rağmen... Ben ne kartlar gördüm ya, buradan üflediğim zaman öbek öbek toz çıkan kartlar gördüm. Izgara tarafları bu ne oğlum, çok az. Bu hiçbir şey ya. Hiçbir şey değil yani, o yüzden takdir ettim. Evet. Kasanın artısı varmış o yönde. Tamam, çok hava almıyor ama tüm bu kabloları sökeceğiz. Tekrar kablama yapacağız. Anam. Şurada şu da var. Bu tür kabloları sökerken muhakkak bir yere not alsın. Çünkü yanlış yere takabilir, hatalı takarsa sıkıntı olabilir, kasayı çalıştıramayabilir. Bunlarda hatanın affı var mı? Yanmaz. Çok bilmiyorsanız ya el atmayın ya da el atacaksanız da dikkatli olun. Radyatörü sökmeden önce ama şunun şey kablosunda şu an çok riskli şu kablo. Bu kadar kablo gerek var mı? İşte neyse, peçete var mı peçete? Peçete. Şimdi buradan bunu sökerken macun aşağı akabilir dik konumda olduğu için. Olduğu gibi sökeceğim. Okey. Bu ne ya? İşlemci macunu işte. Oho. Demek bana ondan soruyorlar abi, macun markası önersene diyorlar. Oğlum diyorum, gidin alın macunu, ne olacak? Bak, bu blokları ve işlemciyi birbirine temas ettirdiğiniz zaman arada hava boşluğu kalabiliyor. Macun o hava boşluğunu yok ediyor ve sıcaklığın hızlı bir şekilde soğutucuya aktarılmasını sağlıyor. Anladım. Yani anlatsın abi. Evet, anlat. Burada çok bir tipi alman lazım. Güzel bir bilgi öğrendik oğlum. Arkadaşlar süreci biraz ilerlettik biz. Arkadan kabloları şöyle. Bakalım sıvı soğutma ne alemdeymiş, radyatörler, fanlar. Yani fanların kanatlarının içi ve radyatörün iç kısmı biraz tozlu. Ben normalde bu radyatörü bir tozlu, suya bulardım da şu an o mümkün değil abi. Biz onu fırçayla mırçayla düzgün bir şekilde temizleyeceğiz. Bunu alıp suya sokabiliyorsun yani. Tabii radyatörü suya sokabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Bunu
da böyle bırakıyorum abi. Şu an anakarta giriştik arkadaşlar. Anakartımızda geldi. İşlemcim neymiş ya benim? Ryzen 9 5900X. Neyse arka kısım temiz. Sıralar çok fena. Mesela chipset çok amşam toz olmamış ama chipsetin serin çalışması özellikle USB portlarında aksaklık maksaklık gibi bunların önüne ufak geçiyor ufak. Abi evet. Tabii. Şimdi Levon kasanın güç kaynağını söküyor arkadaşlar. Daha sonra dışarı çıkacağız. O bölümde görüşürüz. Şimdi hava mı tutacağız? İlk baş bir hava tutarız. Ondan sonra fırçayla abi. Anladın? Normalde ben statik fırçalar bulunuyor bu tür donanımları temizlemek için. Ama kasada mesela statik fırça önemli değil. Donanımda önemli. Ben normal boya fırçası kullanıyorum abi. Boya fırçası en güzeli. Daha hızlı temizliyorsun, daha seri oluyorsun. Çünkü statik fırçalar küçük başlı oluyor abi. Bunu şimdi önce biraz hava tutalım. Kaba tozunu atalım. Sonra fırçayla çatır çatır detaylı temizleyelim. Şöyle giriyorum dayı. Aynen. Kaba bir tozu gitsin abi. Bak. Bak. Gel gel. Yaklaş. Bak, basınçta hava tutuyor ama yapıştığı için çıkmıyor abi. Anladın mı? Seni duymasınlar diye iyice bastım. He, ya. Bahsettiğim olay buydu. İçinde de aynısını yaşayacak. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Ne oldu? İşe yaramadı. O ne lan? Boş ver, boş ver. Oğlum bu hiçbir şey yapmıyor. Dur, dur. Yine gitmiyor. Aha. Azaldı lan, bekle. Öyle deme. Parmak izi var ama bak alıyor bak. Yine nereye bak. Alıyor? Oğlum görmüyor musun? Alıyor lan harbiden. Tabii abi. Fırça daha faydalı abi. Bence ıslak bez lazım abi. Yok kesinlikle öyle nemli ıslak mendil falan filan tutmayın. Ben tükürdüm ya resmen. İyi oldu biraz. Lan bana da tükürdüm. Şunu deniyorum hocam. Dene. Bu dönmesi mi lazım dönmemesi mi lazım? Dönmesin. Hava daha iyi aradaki ızgaralara gitsin abi. Ver kutsalı. Alttan çıktı bak. Fanların kanatlarının arasındaki tozu görüyor musun? Ben görüyorum. Yan tozu görüyor musun abi şu an? Tolga Bey siz ne diyorsunuz hocam? Abi çok pis bir adamsın. Yok be oğlum yine iyi lan makine. İyi bu haline göre iyi. Kasanın ekmeğini yiyoruz şu an. Bak toz nasıl yüzeyden dağılıyor gördün mü? Evet. Şimdi fırçaladıktan sonra tutuyorum. Bunları döndürmeyin diyorlar. Sen döndürüyor. Boşver tamam arada döndür ya. Burada donanım temizlerken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Bunların uclarını kesinlikle buralara değdirmeyin. Elinizden kaçar, yakın tutarsınız. Bunlar çok önemli abi. Yani şuradaki kapasitörün teki bir gitse yandın. Yani ekran kartını at çöpe. Hocam burada bu varken yani. Ben daha iyi üfledim. Kaç derecede ölüyordu lan bu virüs? Ben bunu bu madene bırakayım bir dezenfekte olsun. Lan tamam. Levon. Harbiden seviyormuş. Şimdi tabii işi bilen arkadaşlar bu temizliği böyle kısa tutmaz. Bizim biraz zaman kısıntımız var. Bu sebeple mesela fan kanatlarının altta hala yapışık tozlar görebilirsiniz. Dediğim gibi biraz saatlerinizi harcamanız evet. Lazım. Bir yıl daha kullandıktan sonra artık komple bir termal pet değişimi, macun değişimi gerekecek bu ekran kartına. Anakarta falan başlayalım abi. Evet abi şimdi ben PSU'yu da bir üfleyeyim. Şuradan çakıyorum. Çak. Dönmeyecek, dönecek mi? Dönsün, sıkıntı değil. Oğlum bu ne? Tertemiz lan bu. Hiç merak ettiğim gibi olmadı valla. Sıvı soğutma radyatörünün görünen kısmı. Görünmeyen. Görünmeyen kısmı. Yani aynen. Fanların birleştiği nokta. Sen ona bir hava evet. Tut abi. Oğlum bu makine o kadar da boş iş değilmiş lan. Ya değil tabii canım yani çok ana, yapışmamış. Bel bağlamak doğru tabii. Değil yani. Oo, oo. Ya. Al. O neydi lan? Dışarıdan içeriye girdik. Girdik. Kasayı masanın üstüne koyacağız. Tamam. Ondan sonra bir anakartı yerine oturtacağız. Buraya ne yazdınız lan? Çizilmiş. Hocam şimdi anakartın neresine tükürüyoruz? İstediğin yere. Buna macun sürmeyeceğiz mi onu? Süreceğiz en son soğutucuyu taktığımız zaman. Temizlendi abi. Mis temiz gibi. Temiz. Yüzeyi tutamadı. Kanırtmıyoruz değil mi? Yok çok kanırtma. Biraz daha sık o sanki gevşek. Bakarak olur. Nasıl anladın lan? He? Bakarak nasıl anladın? Arada boşluk var. Anakartımızı monte ettik. Arkadaşlar sıvı soğutmanın paneli diyeceğim. Panelini taktık. Aynen sıvı soğutmayı şimdi onu kasaya taktık. Monte edecek. Kasaya. Levon. İkisini
Tut abi. Bir öğretmen edasıyla. Bir parçası. Şunun tekini al. Aldı. Bekle, led kablosunu vereceğim. Aynen. Bunu oturttuk. Şunu bırakıyorum. Bir sabitleyeceğim. Bırak abi, bırak. Ya oğlum zor ya. Kıllı işler ya bunlar. Evet. Detayı harbi, çok yani. Yani kılı püsürü çok. Nerede benim fırçam? Yılların tecrübesi. Ben bunun bir zararını görmedim yani. Garantisi Levo. Garantisi benim abi. Şey çektiğince bana bırak de bak 6 saat tutacağım bırak, bunu. Bırak. Bırakayım ben. Bırak. Allah Allah. Aa macun geliyor. Kaç dolarlık macundu hocam? 150 dolar. 150 dolarlık. Termal grizzly abi. Hocam en doğru macun sürme tekniği bu mu? Yo, değişiyor. Sırf ortaya sürsen de olur. Ama bu iş görüyor. Şunu şuradan bir geçireyim. Şurayı ortalayayım. Şöyle. Oranı öyle çımbırıyorsun. Aynen. Bir alta biraz kaydı ama olsun bak. Anakartı da kaydı abi. Yani yok şuraya biraz damladı ondan bir zarar gelmez. Bu elektriği iletmediğinden dolayı bu macun hiç zararı yok donanıma gelmesin. Tabii fazlası her türlü zarar. Abi üst fanları iptal edeceğim dedim. Çünkü bu kasanın üst panelinde fanları taktığın zaman üst panel düz olduğundan çok aşırı yakın oluyor fanlar panele. Ya bu sefer ne oluyor? Sıcak hava dışarı hızlı bir şekilde tahliye olmak yerine kasa içine geri doluşuyor. Hmm. Bu da içerideki sıcak hava sirkülasyonunu maalesef ki yavaşlatıyor. Tahliyeyi azaltıyor. Ustanın iyisi vida arttırır diye geldik. Bizimki ben fan arttı. Fan arttırdım. Ya iki tane fan iptal abi. Üst kapağı hatta direkt takacağız. Şimdi geldik en babochka'ya. Bu arada arkadaşlar RAM'lere üflüyorum. RAM'ler takıldı. Kallavi MSI GeForce RTX 3090 Gaming X-Trio 24 GB. Düz duruyor mu Ertuğrul ekran kartı? Düz düz. Şimdi güç kaynağını monte edeceğiz arkadaşlar da Levan doyamadı silmeye. Dur kaldır, kablo kaldı altta. Levan. Ha abi. Arkadaşlar kablolama işimiz bitti. Kasamız artık neredeyse hazır. Bir tek tamperli camlar takılacak şimdi. Aynen. İdare eder tabii çok yine. Biraz da acele iş yaptırdık Levan'a onu da tabii. Söyleyeyim de size ama ben memnunum abi. Bu kadar kablo yani. Daha ne olsun. Arkadaşlar Levan size bir espri yapmak istiyor da evet. Şimdi top sende çalmış. Teşekkürler abi. Evet espriyi dinledik hep birlikte. Elektriği veriyorum. Ver abi ver kutsalı. Kasam şu an açıldı. İçi gayet temiz oldu. Benim bayağı aynen. Ellerine sağlık abi. Çok hızlı abi, sürede. Evet. Bence bayağı iyi hızlı oldu. Hızlı süre dedi aradan 3 saat mi geçti? Evet yaklaşık 4-5 saattir çekildi. Evet, belki yüzümüze oldu. De yansımıştır. Bayağı yorulduk arkadaşlar. Bu size akıyorsa. Dura bakmayın diyelim ama çok yorulduk. Yaptığımız değişiklikler şunlar arkadaşlar. Üst kısmındaki fanları Levon iptal etti. Şu sıvı soğutmamızın yönünü çevirdik. İşlemcimizin macununu yeniledik. Şimdi evet. İnsanlar haklı olarak şunu soruyorlar Levan. Ne fark oldu abi? Ne fark oldu? Evet, şimdi arkadaşlar şöyle bir hata yaptık. Bunu paylaşalım sizinle. Normalde biz bu videonun başında bir performans testi evet. Yapacaktık. Levan tam her şeyi söktü. Dedik ki sonradan aklımıza geldi. Performans ama testi ama bugün yapmadım. Resmen iki video çekmiş olduk sabahtan ya bugün beri. Çok yorulduk. Tabii. Ben de şöyle bir şey hatırladım kendisi arkadaşlar. Kendisi biliyor zaten sistemin değerlerini. Aynen. Çok iyi biliyorum abi. Çünkü ilk aldığımda ufak tefek sorun olduğunu düşünüyordum. Hı-hı. Şimdi İzmir'e götürdüğümde ben bunu yeni bir performans testi yapacağım. Hı-hı. Ekran kartını madenden biliyorum abi. En kallavi sıcakta bile 70 derece filandı. En İzmir'in en sıcağında. 68, 70 derece 70, mi? Evet. Mining'de. Tabii oğlum. Öyle 80-90 olmuyor yani. O 80-90 biraz da maden bilgisayarın çalıştığı ortamla ilgili abi. Hani mesela bu tek makine. Mesela sen 20 tane şu 90'ı yan yana koyarsan bu derecelerde çalıştıramazsın. Değil mi? Yani İyi işler ya. Sen işte bir değişir. Test edersin gerekirse. Aynen. İşlemci arkadaşlar 95'i kadar görüyor abi. Ben hatta Ertuğrul'u aradım. O işlemci sıkıntıymış harbiden ama emin ol bu sefer bayağı macundan, fark eder. Macundan sonra macunu fark edecek. Macunu çok kurumuştu. Gerçekten evet. Çok kurumuştu. Ama bu macunla gerçekten emin ol. Yani 80 ya görür ya görmez. Yani Levon'un iddiası da 80 derece arkadaşlar. Evet, 80 bunu... derece abi. Aynen öyle. İzmir'de göreceğiz. Ellerine sağlık abi. Çok teşekkür ederim abi. Videoma gelip güle değer güle kattığın için. Performans testini bir izleyelim de abi. Sen araya performans aynen. Testi koyarsın işte. Ya da çıkışa koyarız onu ya. En sonda izlersiniz. Video öyle kapanır. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuz bitti. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Performans testi geliyor şimdi.